Seyyahlar şöyle rivayet ederler. Hint vilayetlerinde, özellikle adalarında sayısız acayip yaratıklar vardır. Şimdi bu bahsi bir acayip hikaye ile tamamlayalım. İsfahan şehrinden biri anlattı. Çok borcum olunca terk-i diyar edip bir gemiye bindim. Çok sayıda tüccarın olduğu gemimiz bir girdaba düştü. Tüccarlar gemi reisine buradan kurtulmamızın çaresi nedir diye sordular. Reis dedi ki, eğer biriniz canını sizin için feda ederse mümkündür. Ben dedim ki, eğer benim borcumu ödeyip İsfahan'da olan evladıma nimetler verirseniz ben canımı sizin için feda ederim. O gemide İsfahan'dan çok tüccar vardı ve tüm borcumu ödeyeceklerine ve evlatlarıma bakacaklarına dair sağlam yemin ettiler. Reise ne buyurursanız ben yaparım dedim. Reis dedi ki, yüze yüze şu adaya gidip orada 3 gün 3 gece davul çal. Bana azık verip elime davul tutuşturdular. Yüze yüze o adaya vardım. Orada davul çalmakla meşgul oldum. Bu arada reis daha önce girdaba düşen gemilerdeki ölen adamları parçalayıp urganlara bağlamış ve denize salmış. Büyük balıklar onları yutmuş. Ben davul çaldıkça gemi hareket edip uzaklaşmaya başladı. Ta ki görünmez oldu gitti. Ben adada büyük bir ağaç gördüm ve deniz canavarları korkusundan o ağaca çıktım. Akşam yakın olunca dehşetli bir ses işittim ve büyük bir ak kuş gelip ağaca kondu. Ondan korkup yaprakların arasında gizlendim. Sabah olunca kanatlarını silkip uçup gitti. O gün adada gezdim, yiyecek bulamadım. Hayattan ümidimi kestim. Akşam tekrar ağaca çıktım. Kuş yine gelip kondu. Ona yaklaştım, beni incitmedi. Sabah yine kanadını silkip uçup gitti. Akşam geri kondu. Teklifsiz yanına yaklaşıp dokundum. Bana hiç zarar vermedi. Sabah olup kuş yine kanat silkip uçmaya başlayacağında kendi kendime dedim. Burada aç ölmektense kuşun ayağına yapışmak iyidir. Ümit ederim ki beni selamet bir yere ilete. İki elim ile kuşun ayağına yapıştım. Beni havaya çıkardı. Elim kuşun ayağından kaymaması için çok zahmet çektim. Aşağında denizden gayri bir nesne görünmüyordu. Geçtik, sahile geldik. Kuş yap yap aşağıya meylidüp beni köyler ve adamlar görünür yere yakın indirip saman üzerine koyup kendi uçup gitti. Adamlar bu hali görüp benim yanımda toplandı. Beni beyleri yanına iletip benim lisanım bilir bir adam bulup ahvalim sordular. Anlattım. Taaccüp ettiler ve yemek getirdiler. Yedim. Oğul bey bana nimetler verdi. Birkaç gün onda kaldım. Bir gün deniz kenarında seyre vardım ve denizden bir gemi gelir gördüm. Oğul gemi girdaba düşen ve benim davul çalmam sebebiyle kurtulan gemidir. Tüccarlar beni gördüler, seyirdip yanıma geldiler. Benimle musafaha edip ahvalim sordular. Hikaye ettim. Onlar da teaccüp edip şükreylediler ve bana çok nimet verip ikram ile İsfahan'a götürdüler. Borcumu eda edip hoş hal olup şehrimde karar ettim.